Saygıdeğer dostlarım hayırlı günler. Günümüz güzel, geleceğimiz parlak olsun inşallah. Girecek olduğunuz sınavda Rabbim emeklerinizi zayi etmesin. Sonuç hakkınızda hayırlı olsun. Hakkınızda hayırlısı neyse Rabbim onu gönlünüze razı etsin. Arkadaşlar dördüncü denememize geldik. İnşallah iyi gidiyordur. İnşallah sorularımız açıklayıcı oluyordur. Size tavsiyem soruyu gördükten sonra önce durdur ekranı. Kendin çöz, yorumunu yap. Sonra devam ettirdiğinde mutlaka can kulağıyla dinle. Çünkü her bir sorunun açıklaması o sorunun konusu gibi olacaktır. Yani konu eksiği olan arkadaşlarımın mutlaka sorunun açıklamasını dinlemesini tavsiye ederim. Buyurun hemen başlayalım inşallah arkadaşlar. Birinci sorumuz coğrafi konum sorusu. Ne diyor bakalım? Meridyenler ile ilgili olarak aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Önce bu şu meridyenler nasıl bir şekil? Ona bakalım. Dünyamız yuvarlak ve bir kutuptan diğer bir kutba doğru giden hayali çizgilere meridyen diyoruz arkadaşlar. Kuzey-güney yönünde uzanan çizgiler. Bu şekilde bakarak sorumuzu daha kolay bir şekilde çözebiliriz. Meridyenlerin boyları birbirine eşittir. Evet doğru. Çünkü her biri aynı yerden başlayıp aynı yerde bitmektedir. Toplam 180 tane meridyen vardır demiş. Hayır arkadaşlar. Dünyamızın batı yarım küresinde 180, doğu yarım küresinde 180 toplam 360 adettir. Bu yanlış bir bilgidir. Büyük ihtimalle cevabımız budur. Ardışık iki meridyen arası 4 dakika zaman farkı vardır. Evet arkadaşlar. Bütün meridyenler arası 4 dakikadır. Bunun temel sebebini hemen söyleyeyim size. Dünyamız kendi ekseni etrafındaki tam bir turunu 360 derece yaparak ve bunu 24 saatte gerçekleştirmektedir. 360'ı 24'e böldüğünüzde 15 derece çıkar. Yani dünyanın 1 saatteki açısal hızı 15 derece anlamına gelir bu. 1 saat 60 dakika olduğu için 60 dakikayı da 15'e böldüğünüzde 4 dakika çıkacaktır. Ki bu da iki meridyen arasının her yerde 4 dakika olduğunu gösterir. Ha diyeceksiniz ki hocam neden ekvator bu kadar geniş, kutuplar bu kadar dar? ama her ikisinde de 4 dakika. Bu da çizgisel hız ile alakalı diye cevaplayacağım. Evet ardışık 2 meridyen arası 4 dakika bunu geçtik. Ardışık 2 meridyen arası uzaklık sadece ekvator üzerinde 111 kilometredir. Doğru arkadaşlarım çünkü dünyanın şişkinliğinden dolayı iki meridyen arasındaki mesafenin 111 kilometre olduğu yer sadece ekvatordur. Kutuplara doğru gidildikçe bu mesafe daralmaktadır. Bu arada ek bir bilgi Türkiye'ye denk gelen kısmında 85 kilometre olarak da bilinmektedir. Başlangıç meridyeni dünyayı doğu ve batı yarım küre olmak üzere ikiye ayırır. Evet bu da sıfır derece Greenwich İngiltere'den geçer. Doğu yarım küre ve batı yarım küre olmak üzere iki yarım küreye ayırmaktadır. Devam edelim. İkinci sorumuz. Volkanik taş, sel suları, kimyasal tortul taşlar, metamorfik kayaçlar yukarıda verilen faktörlerden hangileri peri oluşması üzerinde etkili olmuştur demiş. Öncelikle şu peribacaları neye benziyor bir görmemiz lazım. Peri üstündeki kayacın bazalt altındakinin tüf olduğunu bilmeniz lazım. Her ikisinin de volkanik bir kayaç olduğunu da mutlaka öğrenmişizdir. O zaman bunların oluşması üzerinde volkanik taşlar etkilidir diyebilirim. Sel rejimli akarsular demiş. E peri oluşturan nedir arkadaşlar? Yani Peri bacası bir akarsu aşındırma şekli değil mi? En azından %80'ini akarsular oluşturuyor. Geriye kalan %20'sini de rüzgarlar şekillendirme yapıyor. Yani peri ile ilgili bilmeniz gereken en önemli kısım bu şekil hem akarsu hem de rüzgarlar tarafından oluşturulmuştur. Aynı zamanda bu şekil hem iç hem dış kuvvetlerin birlikte oluşturmuş olduğu bir eserdir. Yani akarsu aşındırma şekli olduğuna göre sel rejimli sular da bunun oluşmasında etkilidir diyebilirsiniz. Kimyasal tortul taşlar demiş. Nedir arkadaşlar bu kimyasal tortul taşlar? Kalker, kaya tuzu, jips ve dolomit. Hayır ben bu şekilde bazalt ve tüfü görüyorum sadece. O yüzden bu olmaz. Metamorfik kayaçlar nedir? Bunlar da arkadaşlar. Arkadaşlar, başkalaşım kayaçları olarak bilinir. Gneiss, kuvarsit, mikaşist, elmas ve mermer olarak bilinir. E dolayısıyla benim cevabım 1 ve 2 olacaktır. Üçüncü sorumuz. Aşağıdaki harita üzerinde 5 farklı yer numaralanır gösterilmiştir demiş. Bu yerlerden hangisinde tektonik deprem olma ihtimali daha azdır? Öncelikle siz harita üzerinde tektonik depremlerin hangileri ve nerede olduğunu bilmek zorundasınız. İşaretlemiş olduğum kırmızı ile olan yer Kuzey Anadolu fay hattını, yeşil ile olan gösterilen yer Batı Anadolu fay hattı, mor renkli ile gösterilen yerde de Doğu Anadolu fay hattı olarak bilinmektedir. E o zaman 1, 2, 3 ve 5 numaralı yerler bu fay hattının ise ve arda 4 numara kalmışsa benim cevabım burada 4 numara olacaktır. Bu arada 4 numara Taşeli platosunun olduğu yere denk geldi mektedir ve gerçekten deprem alanı olarak bilinmez. Yani depremin etki derecesi çok az olan bir yerdir. Diğer bir sorumuz. Türkiye'de görülen yukarıdaki yer şekillerinden hangileri karstik birikim şekillerindendir? Öncelikle sen karstik birikim şekillerinin ne olduğunu bilmek zorundasın. Sarkıt, dikit, sütun ve traverten. Sarkıt, dikit ve sütun travertenden hangileri var burada? İki tanesi var. O zaman cevabım zaten ortaya çıkmış oluyor. Sarkıtlar mağaraların tavanlarından sarkan şekil. Dikitler özellikle mağara tabanlarındaki şekil. Eğer su bu yeryüzüne çıkardığı havayla temas ederse bu da havuzlar şeklinde traverten dediğimiz olayı meydana getirir. Yani burada benim cevabım 2 ve 5 olacaktır. Mağara, lapya ve dolin karsik aşındırma şekli olarak bilinmektedir. Diğer bir sorumuza geçelim. Deniz turizmi Ege ve Akdeniz kıyılarında Karadeniz kıyılarına göre daha fazla gelişmiştir demiş. Doğrudur evet. Bu üç önermeden verilenlerden hangileriyle açıklanabilir? Yani bunun sebebi nedir diye sormuş. Bir kere cümleleri okuyalım. Karadeniz kıyılarında güneşlenme süresinin az olması. Buradaki güneşlenme süresi beni etkiliyor. Doğrudur. Karadeniz kıyılarında doğal bitki örtüsünün orman olması. Şimdi Burada soruda diyor ki deniz turizmi Ege ve Akdeniz kıyılarında diyor. Hani orman dese yayla dese tamam belki ormanlık alanın yayla turizmine etkisi vardır diyebilirim. Ama kıyılar dediği için kıyılarda orman değil deniz veya plaj veya kumsal gibi yeryüzü şekilleri beni daha çok etkileyecektir. O yüzden bunu almama gerek yok. Akdeniz ve Ege kıyılarında geniş plajların bulunması hakeza bunu da alabilirim arkadaşlar. Yani 1 ve 3 benim için cevap olacaktır. Altıncı sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi diğer dördünün nedeni olarak gösterilebilir demiş. Bakalım neymiş. Sinop'ta yaz ve kış sıcaklıklarının Adana'ya göre daha az olması. Öncelikle bir Türkiye haritası üzerinde bunları bir görelim. Sinop Adana'ya göre daha kuzeyde yer alır. Adana ekvatora daha yakındır. E o zaman bunun temel sebebi enlemdir. B şıkkı. Ülkemizde güneyden esen rüzgarların genellikle sıcaklığı arttırması. E bu da en nemden dolayıdır. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe, özellikle kuzey yarımkürede güneyden esen rüzgarlar sıcaklığı mı arttırır? Hani kayıp sakal olarak bildiğiniz rüzgarlar vardı. Karayel, Yıldız, Boyraz sıcaklığı düşürürken ki kuzeyden geldiği için. Samyeli, Kıble ve Lodos güneyden gelen sıcak rüzgarlardır. Bu da benim kuzey yarım kürede olmamın bir sonucudur arkadaşlar. Antalya'da tarım ürünlerinin Kastamonu'dan daha erken olgunlaşması. Önce yerlerine bir bakalım. Antalya ekvatora daha yakındır. Kastamonu daha uzak. Daha, en, daha önce olgunlaşıyorsa bunun temel sebebi yine enlemdir. Ülkemizde kuz, güney ışınların Ülkemizde güneş ışınlarının geliş açısının güneyden kuzeye doğru gittikçe azalması asıl ennem diye ifade etmiş olduğumuz şey budur arkadaşlar yani yukarıdaki 3 şıkkın sebebini bu özellikle açıklayabiliriz. O zaman benim cevabım bu olması lazım. Akdeniz'in tuzluluk oranının Karadeniz'den fazla olması da yine enlemle açıklanabilir. Çünkü ekvatora yakın olan yerler ya da denizler daha çok ısınır. Daha çok ısınırsa daha çok buharlaşır. E buharlaşma beraberinde tuz oranının yoğunluğunu da arttırmış olur. Yani kuzeye doğru gidildikçe denizlerin tuzluluk oranı da azalır. Diğer bir soruya geçelim. Grafik sorusu. Bu tarz sorular arkadaşlar çok çöküyor. Buna çok dikkat etmenizde fayda var. Aşağıda Antalya kentine ait yıllık ortalama sıcaklık ve yağış grafiği verilmiştir. Grafikteki bilgilere bakılarak aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz demiş. Aslında bu soru size grafik nasıl çözülür onu göstereceğim. İnşallah da işinize yarar. Öncelikle grafikteki sütunlar yağışı o kırmızı olan çizgide sıcaklığı göstermektedir. Dikkat ederseniz arkadaşlar sütunun bir tarafı yağış bir tarafı da sıcaklık değerlerinin yazıldığıdır. Alt tarafta da 12 ayın ilk baş harfleri verilmiştir. Ona göre kendimize şimdi çeki düzen verelim. Yağış rejimi düzensizdir demiş. E, sütunlara baktığım zaman bazılarının azaldığı, bazılarının arttığını gördüğüm için düzensizdir, doğrudur. En sıcak ay Temmuz ayıdır. Yani sıcaklık o kırmızı çizgiye baktığımda Temmuz ayının gerçekten en yüksek değerde olduğunu görüyorum. Burada da sıkıntı yok. Yıllık sıcaklık farkı yaklaşık 20 derecedir. Bakın bu nasıl yapılır? Kırmızı sıcaklık eğrisine baktığınızda en düşük 10, en yüksekte 30'dan geçtiğini görüyorsunuz. O zaman 30'dan 10'u çıkarttığınızda 20 derece çıkacaktır. İşte bu yıllık sıcaklık farkıdır. Ama yani hocam yıllık sıcaklık ortalaması nasıl bulunur? En yüksekle en düşüğün ortasını alırsın olur biter. Yıllık yağış miktarı 300 milimetrenin altındadır. Bakın burada önemli dikkat etmeniz gereken cümle yıllıktır. Bu görmüş olduğunuz grafik aylıktır. Her aya baktığınız zaman 300'ün altında olduğunu görüyorsunuz. Bu psikolojik olarak sizi etkiler ve gerçekten düşmenize sebep olabilir. Ama yıllık dediği için her bir ayı tek tek topladığınızda 300 milimetreden daha fazla çıktığını göreceksiniz. O yüzden benim cevabım budur. Kış mevsiminde kar yağışları görülmez demiş. Bunu nasıl anlayacağım? Sıfır dereceye dikkat ettiğinizde sıcaklık eğrisi sıfırın altına inmediği için kar yağışı da görülmez diyebilirsiniz. Diğer bir sorumuza geçelim. Türkiye'de nüfusun dağılışı üzerinde doğal faktörler etkilidir. Bakın burada doğal faktörlerin altını çizin soruyu okurken hepsini çiziyorsunuz ya o büyük hata arkadaşlar. Sadece yoğunlaşmak istediğiniz yerin altını çizerseniz soruyu daha kolay bir şekilde çözebilirsiniz. Evet, doğal faktörler demiş. Bu etkilere bağlı olarak 3 tane önerme vermiş. Hangileri gösterilebilir? Önce okuyalım. Sebebini de yanına yazalım. Hakkari ve çevresinde nüfus yoğunluğunun az olması. Neden nüfus yoğunluğu az? Çünkü yeryüzü şekilleri eğimli engebeli olduğu için. Evet bu doğal faktörlere bağlıdır. Bunu alabilirim. Çatalca Kocaeli platosunun yoğun nüfuslu olması. Yani cümlenin başında plato verip sizi düşürmeye çalışmış. Ama sonunda yoğun nüfuslu olması dediği için bu sanayiden kaynaklıdır ve beşeri bir nedendir. Delta ovaları çevresinde nüfus yoğunluğunun fazla olması da tarım ile ilgilidir. O da beşeri bir nedendir. Yani benim cevabım sadece bir olacak olacaktır. Diğer bir sorumuz. Yayla ile ilgili bilgi verilmiş. Genellikle ilkbahar ve yaz mevsiminde yüksek kesimlerdeki gür ot topluluklarından hayvancılık faaliyetlerinde yararlanmak amacıyla oluşturulan geçici kır yerleşmeleridir demiş. Tamam güzel. Buna göre harita üzerine numaralandırılmış yerlerin hangisinde yaylacılık faaliyeti yaygındır? Şimdi yayla yükseklerdeki bir oluşum değil mi arkadaşlar? Tamam hepimiz biliyoruz. Yani genelde akarsular tarafından aşındırılmış yüksekteki düzlükler olarak bilinir. E o zaman ben bu noktalar arasında en yüksekteki yeri bilmek zorundayım ve Türkiye'nin dağlık alanlarını da gözümde canlandırmak durumundayım. Şöyle ne kadar dağlık alan varsa onları bir üzerinden geçtiğimiz zaman 1 2 3 ve 4 numaralı yerin daha aşağı kısımlarda ama 5 numaranın daha yukarıda olduğunu gördüğüm için cevabım burada benim Edirne olacaktır. Diğer bir sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi Neolitik çağda Anadolu'da insan eliyle yapılmış meskenlerden oluşan ilk yerleşmelerden biridir demiş. Altını çizmemiz gereken yer insanoğlu tarafından yapılmış olması lazım. Bu arada hemen şu bilgiyi de vermiş olalım. Türkiye'deki en eski yerleşmeler, ilk yerleşme alanları mesela İstanbul'da Yarımburgaz Mağarası, Bursa'da Nika, Çanakkale'de Truva, Manisa Sart, İzmir, Efes... Aydın, Muğla civarında Halikarnas, yine Beyce Sultan var Denizli civarlarında, Hacılar var, ondan sonra Çatalhöyük var yine aynı şekilde Konya'da, Ankara Gordiyon var, Alaca Höyük var, Alişar var Yozgat'ta. Mesela Kayseri'de Kültepe var. Samsun'da İkiztepe var. Çayönü var arkadaşlar Diyarbakır'da. Adıyaman Nemrut var. Gaziantep'te Zeugma var. Şanlıurfa'da Göbekli Tepe var. Van'da Tilki Tepe var. Ondan sonra Kars'ta Ani Harabeleri var. Bunlar Türkiye'nin ilk yerleşim alanlarıdır. Bu harita üzerinde şıklar arasında hangileri var? Konya Çatalhöyük var. Ondan sonra başka Karayın var. Antalya. Bir de ne var? İstanbul Yarımburgaz var. Şimdi bunlar arasında insan eli dediği için Yarımburgaz bir mağaradır arkadaşlar. Doğaldır. Aynı şekilde Antalya'daki Karain de bir mağaradır. Çatal Çatalhöyük bir höyük yerleşmesidir. İnsan eliyle yapıldığı için benim cevabım burada Konya çatal Çatalhöyük olacaktır. Diğer bir sorumuz Aşağıda verilen Türkiye'de yetiştirilen bir tarım ürününün dağılışı verilmiş. Bu tarım ürünün nedir? Hangisidir? diye sormuş. Tamam belki bu soru size kolay gelmiş olabilir ama gelebilecek soru tarzlarından örnek vermeye çalışıyorum. Sen bu soruyu gördüğün zaman demek ki bu tarım ürünlerinin dağılışlarına sadece buradakiler değil diğerlerine de bir çalışmam gerek diye düşünmeniz lazım. Yani bu soru gelip de çıkacak anlamına gelmiyor. Bu tarz bir soru çıkabilir. Çıkınca inşallah iade edersiniz bize. Öncelikle bu tarım ürünlerinden ağaç çiçeğine baktığım zaman dağılış... Edirne'yi göremiyorum. Olması gereken yer olmadığı için ben ayçiçeği olmaz diyeceğim. Çeltik tarımına baktığım zaman çeltik de hemen hemen Edirne'de, Tekirdağ, Trakya o bölgeler birinci neden dağılışta oralar yok diye düşünüp bu da olamaz diyeceğim. Zeytin genelde kış isteyen bir ürün olduğu için Akdeniz kıyıları yoğunluktadır. Evet zaten dağılışta da bunu gösterdiği için zeytin benim cevabım olacaktır. Üzüm dediğiniz zaman tamam Ege var ama Akdeniz'de bu kadar yaygın bir üzüm olmadığı için ve iç kısımlarda da olması gerektiği için üzüm de diyemeyeceğim. Çünkü üzüm meyveler arasında suğa karşı da dayanıklı bir özelliği vardır. Fındık ise Karadeniz bölgesi olması lazım ve Karadeniz'de hiçbir yer işaretlenmemiş. Zaten cevap çıktı arkadaşlar. Umarım açıklayıcı olmuştur. 12. soru. Yukarıda verilenlerden hangileri ulaşım faaliyetleri üzerinde etkili olan doğal faktörler arasında gösterilebilir? Mutlaka bunun altına çizin. Doğal diyor çünkü size. Ekonomik faaliyet türleri beşeridir arkadaşlar. Coğrafi konum özellikleri ve yeryüzü şekilleri de doğaldır. O zaman zaten cevap çıkmış oldu. Cevap 2 ve 3 olacaktır. Diğer bir sorumuza bakalım. Özellikleri verilen maden hangisidir diye sormuş. Bu tarz sorular da çıkıyor arkadaşlar. Lütfen buna dikkat edelim. Guleman nerede? İlk önce onu yazalım. Elazığ'da, Köyceğiz ve Fethiye Muğla'da, Bayburt'ta, Koptağ eteklerinde ve Bursa Orhaneli'de çıkan bir madenmiş. Elazığ, Guleman, Palu desem, Muğla, Köyceğiz, Fethiye, Dalaman desem, Bayburt, Koptağ etekleri ve Bursa, Orhan elinde çıkartılıyor desem zaten çoğu kişinin aklına gelmiştir. Devam edelim isterseniz. Buradan belki çıkartamadınız diyelim. Demire sertlik vererek kırılma ve darbelere karşı dayanıklılık kazandırır. Demire sertlik ver diyor. Şimdi ben iki madenden bahsedeceğim arkadaşlar. Biri manganes, diğeri de krom. Manganes sert sanayi çeliği yapımında kullanılırken krom çeliğe sertlik verir ve paslanmaya karşı ömrünü uzatır. Bunun içerisinde manganez olmadığı için zaten cevap az buçuk çıktı gibi. Artı demiri oksitlenmeye karşı da koruma özelliği olduğu için yani paslanmaya karşı koruduğu için cevap krom olacaktır arkadaşlar. Devam edelim. İzmir'in Türkiye'nin ikinci büyük ticaret şehri olmasında hangisi en az etkilidir? Okuyalım bakalım. Uluslararası önemli fuarlara sahip olması. Fuarın altını çizelim. Bu önemlidir. Üretimde mal çeşidi önemlidir. Hinterland'ının yani art bölgesinin geniş olması daha büyük önem arz eder. Çünkü ticari şehirlerinin en önemli özelliklerindendir. Ülke ticaretinde etkin olması zaten ticaret diyor. Büyük ticari şehri olmasında diyor. Bunu da alalım. Matematik konumunun uygun olması. Şimdi matematik konum deyince enlem boylam değerleri aklınıza gelmesi lazım. Acaba diyorum ki İzmir ile aynı enlemde olan bütün yerler gelişmiş midir? Ya da İzmir İzmir'in bulunduğu yer Kuzey Yarımküre'de ise Kuzey Yarımküre'deki bütün yerler gelişmiş midir? Ya da İzmir orta kuşakta yer aldığına göre orta kuşakta bulunan her yer gelişmiş midir? Bunların hepsini sorduğum zaman böyle bir saçmalık olmaz diyorum. O yüzden cevabımız matematik konumunun uygun olması diyebilirsin. Ha özel konum diyebilirsin ama matematik diyemezsin arkadaşım. Verilenler arasında hangi turizm değerlerimize ait bilgi yoktur demiş. Bu tarz sorular da çıkabilir. Buna da dikkat edelim. Turizm konusunu bir daha çalışmakta yarar var. Neymiş bakalım? Volkanik kayaçların ayrışmasıyla oluşmuş yer şekilleridir. Bu şekillerin içleri geçmiş dönemlerde oyularak yerleşme amaçlı kullanılmıştır. Arkadaşlar bu peribacalarının açıklamasıdır. Bizans İmparatoru tarafından sarayın su ihtiyacını karşılamak amacıyla yaptırılmıştır. Bu da yere batan sarnıcını ifade eder. Adıyaman ili sınırları içerisinde yer alan tarihi kalıntılardır. 1987 yılında dünya miras listesine girmiştir. Bu da Nemrut heykelleridir. Osmanlı Padişahı 2. Selim tarafından Mimar Sinan'a yaptırılmıştır. Mimar Sinan'ın ustalık eserim dediği eserdir. O da Selimiye Camisi'dir. E, geriye kalan çifte minareli metrese benim cevabım olacaktır. Türkiye'de iklim özelliklerine göre bölgeler oluşturulduğunda haritada numaralandırılarak verilen alanlardan hangisi karasal iklim bölgesi sınırlar içerisinde yer almaktadır? Şimdi diyeceksiniz hocam bu kadar kolay soru mu olur? Asıl mesele sorunun kolaylığı değil. Bu tarz sorular çıkma ihtimali var. O yüzden senin Türkiye'nin iklim bölgelerini bilmende fayda var. İşaretlemiş olduğum yer Akdeniz iklim bölgesi. Bu işaretlemiş olduğum yer Karadeniz ve Marmara kıyılarında sadece görülen Karadeniz iklimi ve Erzurum Kars Ardahan'da görülen sert karasal iklim. Türkiye'nin diğer kısımları tamamıyla karasal iklim arkadaşlar. E o zaman ben 5, 3 ve 2 numaralı yerin Akdeniz ikliminde 4 numaralı yerin Karadeniz ikliminde olduğunu gördüğüm için 1 numara yani Edirne yöresinde bulunan mekan karasal iklim özelliğine sahiptir ve benim cevabımdır. Diğer bir soru yine bir coğrafi konum sorusu. Bu videoda iki tane soruya ben yer verdim. Daha da iyi olsun, daha da iyi anlaşılsın diye. Harita incelendiğinde hangi iki şehrin yerel saatleri güneşin tepe noktasında ulaştığı an verilen özelliklerin yıl boyunca evet altını çizmem gereken şey yıl boyuncadır. Yıl boyunca aynı olması lazım. Yerel saatlerinin yıl boyunca aynı olabilmesi için bunların aynı boylam üzerinde olması lazım. Şu anda benim için Bartın, Ankara cevap gibi. Güneşin tepe noktasına ulaştığı An, yani güneşin en yüksek noktada ya da gölge boyunun en kısa olduğu an, yine aynı boylam üzerindeki yerler için söz konusudur. O zaman benim cevabım zaten çıkmış oldu. Ankara, Bartın. Son sorumuz arkadaşlar, Türkiye yukarıda verilen bölgesel örgütlerden hangilerine üye değildir? Bu örgütleri size tanıtayım biraz. Avrupa Birliği arkadaşlar, Türkiye 31 Temmuz 1959'da başvurusunu yaptı ama hala bir üyelik alamadı. Müzakereler devam ediyor deniyor ama şu anda Avrupa Birliği'ne üye değiliz. NAFTA dediğimiz örgüt arkadaşlar 12 Ağustos 1992 yılında sadece Kanada, Meksika ve ABD arasında oluşmuş bir örgüttür. Yani bize çok çok uzaktır. Mümkün de değildir artı politik ve bazı sebepler vardır. Üye değiliz şu anda. Engel teşkil etmektedir. AGİT. AGİT dediğimiz şey Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı demektir. Türkiye 17 Ağustos 1949'dan beri üyeliğine devam ettirmektedir. KEİ ise Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü olarak bilinir. Ülkemiz 3 Şubat 1992 tarihinden bu yana da üyedir. O zaman cevap çıkmış oldu. 1 ve 2. Arkadaşlar eğer full yaptıysanız size bu konuyu kim öğretmişse, nereden ders almışsanız gidin, selamımı da söyleyin, elinden de öpün. Eğer 1-4 arası yanlışınız varsa birazcık konu tekrar yapın. 5 ve daha fazlaysa gerçekten ciddi bir destek almayı da unutmayın. Eğer gerçekten beğendiyseniz lütfen yorum yazın, bizi de haberdar edin. Çevrenize yayın, kendi hesabınızdan böyle bir kanal var, bu şekilde bir çözüm yapılıyor. İnşallah işimize yarar diyerek en azından destek vermiş olun. Allah'a emanet olun. 5. denemede görüşmek üzere diliyorum. Hayırlı günler. Да. The...